Her köşesinden tarih fışkıran İstanbul, bugün Osmanlı dönemine ait askeri ve etnografik eserlerin sergilendiği dünyanın ilk ve tek diorama müzesini de bünyesinde barındırıyor. İş adamı, koleksiyoner ve sanatçı Nejat Çuhadaroğlu'nun küçük bir ekiple hayata geçirdiği bu olağanüstü müze projesi, eşsiz bir tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor. Çuhadaroğlu, ressam bir anne ve mimar bir babanın çocuğu olarak sanatla iç içe büyüdü. Yetenekliydi, tarihe meraklıydı. Resim ve heykelle ilgileniyordu. Maket yapma tutkusuysa yıllar içinde profesyonel bir uğraşa dönüştü. İlk canlandırma dioramam da 6-7 yaşıma denk geliyor ki çok erken bir yaş. O açıdan belki de Türkiye'de ilktim, bilmiyorum tabii o dönemler 1970'lerin başında kurumuş meyvelerden, moloz, inşaat molozlarından diorama yapmak pek akıl kârı olmasa da iyi bir buluştu herhalde. Neticede tabii daha sonra yurt dışından babamın getirdiği uçak maketleriyle maket hayatıma başladım diyebilirim. Daha sonra yaptığım maketleri üniversitede bunları bir yine canlandırma, bir kompozisyon içinde kullanma ihtiyacı duydum. Ve böylelikle diorama serüvenim başladı bundan 30 sene evvel. Ve ardından gitgide büyümeye başladı bu maket yapma, diorama yapma. Konulu maket diyoruz dioramayı aslında. Ve bunların yanına tabii bir de gerçeklerini koysam iyi, enteresan olur dedim. Ve böyle bir süreç başlayınca orijinal antika eserleri toplamaya başladım. Ve neticesinde bu iş o kadar büyüdü ki müze haline geldi. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni en ilginç kılan şeylerden biri, müzedeki birçok şeyin bizzat Nejat Çuhadaroğlu tarafından yapılması. Maketler dışında tarihi objelerin ve giysilerin restorasyonu ve yeniden üretilmesi konusunda da çalışmalar yapan Çuhadaroğlu, sergilenen tüm kompozisyon ve kurguları da tasarlıyor. İğneyle kuyu kazar gibi tekrardan birçok eseri, malzemeyi, konuyu araştırmak, incelemek zorundasınız. Yine Türk ve Osmanlı malzemeleri bulmak dünyadaki en zor malzemeler. Tabii ki eserlerin belli bir kısmını da yurt dışından alıp getirdim açıkçası. Birçoğu da eminim buradan kaçırılmış eserlerdi. Çünkü çok sıra dışı eserler var burada göreceğiniz üzere. Nejat Çuhadaroğlu çalışmalarını 6 kata yayılan ve toplam 1500 metrekarelik bir sergi alanından oluşan müze binasındaki atölyesinde yapıyor. Ziyaretçilerini görsel bir yolculuğa çıkaran Hisar, Çuhadaroğlu'nun 30 yıllık maket geçmişi, diorama yeteneği ve koleksiyoner kimliğinin muhteşem sonucu. Hisart, aslında bu ismi Hisart'ı bulmak için bayağı bir düşündük. Hem kısa olması gerekiyordu, hem internasyonel olması gerekiyordu, akılda kalıcı olması gerekiyordu. Şimdi ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz çünkü bu müze birçok şeyi kapsıyor. Birçok farklı objeyi kapsıyor. Yani burada savaş müzesi deseniz bir farklı, maket müzesi diyemezsiniz. Biz de dedik ki historical art. Yani bu art bizim yaptığımız buradaki canlandırma ve tarzımızdan geliyor. Nejat Çuhadaroğlu'nun en büyük arzusu, binbir uğraşla oluşturduğu Hisart Müzesi'ni dünya çapında bir marka haline getirip ülke tarihine ve kültürüne daha fazla katkıda bulunabilmek.